Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Yabancılarla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlığı ile ilgili en çok sorulan sorulardan Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Yabancı yatırımcılar Türk vatandaşlığı nasıl alabilir? Kriterleri nelerdir? Türk vatandaşı olmak için gereken şartlar nelerdir? Türk vatandaşlığı evlenme yoluyla nasıl kazanılır? Türk soylular Türk vatandaşlığı nasıl alabilir? Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Bu sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. Öncelikle belirtmek gerekirse Türk vatandaşlığı iki şekilde kazanılabilir. Bunlardan ilki doğum ve soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı, diğeri ise sonradan kazanılan Türk vatandaşlığıdır. Doğum yeri ve soy bağı esasına bağlı olarak kimler Türk vatandaşlığı kazanabilir? 1. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı sayılır. 2. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk da Türk vatandaşıdır. Ancak Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 3. Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk da doğumdan itibaren Türk vatandaşı sayılır. 4. Diğer yandan Türkiye'de bulunmuş çocuk da aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır, yani Türk vatandaşıdır. Peki kimler sonradan Türk vatandaşlığı kazanabilir? 1. Türkiye'de kesintisiz 5 yıl çalışma izniyle çalışmış olan yabancılar, kanunda belirtilen diğer şartları taşıması halinde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilir. Ancak aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. 2. Türk vatandaşlığı evlenme yoluyla da kazanılabilir. Bir Türk vatandaşıyla evlenmek doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşıyla en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. 3. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemek şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir. 4. Türk vatandaşlığını kaybedenler şartlara bağlı olarak bakanlık kararıyla yeniden Türk vatandaşlığı kazanabilirler. 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar. 6. Türk vatandaşlığı istisnai haller nedeniyle de kazanılabilir. Peki istisnai olarak kimler Türk vatandaşı olabilir? 1. Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen, geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 2. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 3. Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 4. Turkuaz kart sahipleri ve aileleri de turkuaz kart aldıktan 3 yıl sonra Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirler. Diğer yandan en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı veya en az 100 kişilik istihdam gücü sağlayarak Türkiye'de yatırım yapan yabancılar, minimum 1 milyon Amerikan doları tutarında Türkiye'de gayrimenkul satın alan yabancılar, minimum 3 milyon Amerikan doları tutarında bir mevduatı Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl vadeli yatıran yabancılar veya en az
3 milyon Amerikan doları tutarında bir mevduatı devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alan yabancılar da Bakanlar Kurulu'nun kararıyla istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler. Peki Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik başvurular nereye ve nasıl yapılıyor? Vatandaşlık başvuruları yurt içinde ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne, yurt dışındaysa Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine bizzat veya vekili tarafından özel vekaletname ile yapılır. Vatandaşlık başvuruları genellikle 6 ayla 24 ay arasında sonuçlanır. Vatandaşlık işlemlerinde uzmanlaşmış bir avukattan veya göç danışmanından destek almanız önemlidir. Vatandaşlık başvurularında olumlu sonuç alabilmek için ön incelemeden dosya oluşturmaya, vatandaşlık başvurusunun yapılmasından işlemlerin takibine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Modum Danışmanlık size kusursuz hizmet verir. Vatandaşlık işlemleriyle ilgili soru ve sorunlarınızın çözümü için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın efendim.